Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tarifim var. Bu tarifimle birlikte saçlarımızı tekrardan o eski kendi rengine dönüştüreceğiz. Kökten içten bir bakım yapacağız. Çok keyifli, içimi de çok yumuşak bir çayımız oluyor. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Bu güzel tarifimiz için neler gerekli hemen bakalım. Burada arkadaşlar kurutulmuş papatya var. Bunları aktarlardan temin edebilirsiniz. Ve zerdeçal. Zerdeçal zaten artık hepimizin mutfaklarında olan çok güzel bir baharat. Ve tabii ki de zerdeçalın aktifleşmesi için etkisini daha da yükseltmemiz için içerisine ne katacağız? Şöyle görmüş olduğunuz gibi karabiber ilave edeceğiz. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu papatyalarımı şöyle 4-5 tane papatya koysanız yeterli olacaktır. Papatyalarımızın üzerine hemen ben yarım kaşık kadar şöyle bir ayarlayayım zerdeçalımı ilave ediyorum ve tabii ki de zerdeçalımı aktifleştirmek için çok az bir miktarda karabiber ilave ediyorum burada karabiberi sevmeyebilirsiniz tat olarak ama arkadaşlar çok az bile olsa içerisine ilave edin ki zerdeçalımız aktif hale gelsin daha güzel faydasını görelim şimdi hemen bunun üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum gerçekten rengi muhteşem ve ben papatya çayını çok seviyorum. İnsanın ruhunu şöyle sakinleştiren, huzur veren bir çay olduğunu düşünüyorum. Ve biliyorsunuz ki saç beyazlaması strese de dayalı olabiliyor. Tabii ki de genetik faktörler çok ama çok etkili. Bunun dışında arkadaşlar gün içerisinde kendinizi rahatlatacak hem de saçınızın şöyle kökten bir şekilde tekrardan kendi öz rengine kavuşmasını sağlayacak harika bir çay tarifim bu. Bu çayı arkadaşlar nasıl kullanacaksınız? Tabii ki de bu da çok önemli. Fazla abartmıyoruz. Haftada bir kere zaten 4 hafta tam bir ay bunu uyguladığınızda artık o saç köklerinizden kendi rengine dönmüş saç tellerinin çıkmaya başladığını fark ediyorsunuz. Çok etkili, çok güzel bir çay. Bunu hafta sonu artık hepimiz evdeyken bence bir cumartesi akşamı ya da pazar günü bunu demleyip şöyle ailecek hem kendinize bakım yapın hem metabolizmanızı bir hızlandırın. Çünkü biliyorsunuz ki Zerdeçal karabiber metabolizmayı hızlandırıyor. Ayrıca arkadaşlar papatya yanında gerçekten vücut üzerinde çok güzel bir etkisi var. Hepsi birleşince harika bir kür haline geliyor bu. Evet arkadaşlar benim sürem doldu artık kapağı kaldırabilirim. Güzel bir şekilde görüyorsunuz ki papatyam demlendi. Görüntüsüyle de bana yazı hatırlatıyor. Özellikle yaz aylarında ben papatyayı saçıma bakım yapmak için çok sık kullanırım. Fakat bu şekilde de içtiğiniz zaman da saçlarınızın renginde kendi öz rengine dönmesini beyazların saçınızdan kaybolmasını sağlıyor. Bazı insanlarda arkadaşlar zaman zaman yaşın etkisiyle, stresin etkisiyle çok erken yaşlarda da saçlarını beyazlayan kişiler olabilir bu tarz arkadaşlar özellikle melenin eksikliği nedeniyle pigmentasyon eksikliği nedeniyle zaten saç beyazları oluşuyor İçeriden eğer ki desteklersek vücudumuza şöyle bir çayla da bunu takviye yaparsak yapacağımız tek şey sadece haftada bir fincan ve kendi o güzel doğal saç renginize size en çok yakışan saç tonunuzu kendiniz bulacaksınız çok güzel bir tarif oluyor şöyle hafif bir karıştırmak istiyorum zaten yani görüntüsü şahane Bence bunu keyif yapmak için kullanabilirsiniz. Sadece tek bir şeyi şunu hatırlatmak istiyorum. Tabii ki de hamile bayanların, ve bebeğini emziren bayanların bunu kullanmasını tavsiye etmiyorum. Kronik rahatsız olup ilaç kullanan kişiler de kullanmasınlar. Özellikle antikoagulant yani kan inceltici ilaçları kullanan kişilerin papatya çayı kullanmasını tavsiye etmiyorum. Lütfen doktorlarınıza danışmadan bunu kullanmayın. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.